Uğur Dündar'la Radyo Arenası başlıyor. Uğur Bey günaydın. Günaydın sevgili Hakan, günaydın sevgili Radyo Bey dinleyenleri. Herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Güzel günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz de size diliyoruz ama güzel günler gelecek mi diye de büyük bir umutla gözlerimiz kapılardaydı. Haziran bakalım bize ne getirecek. Evet, dün olan, Hopa'da olan bir olay var ki hakikaten çok ürkünç bir olay, çok üzücü bir olay. Ne oluyor, neden böyle oluyor Uğur Bey? Yani başbakanın gittiği yerde olaylar çıkmaya başladı. Valla sevgili Hakan, dün ana haber bülteninde o görüntüleri yayınlarken özellikle başbakanın otobüsündeki koruma polisinin sürüklenerek gittiği ve arkadan gelen diğer aracın onu ezmemek için ani manevra yapışını seyrederken açıkçası yüreğim hop oturdu, hop kalktı, bakamadım, yüreğim el vermedi bakmaya, o kadar yürek yakıcı, üzücü, hiç olmaması gereken görüntüler bunlar. Bir defa o yaralı polisimize geçmiş olsun diyoruz, hayatını kaybeden vatandaşımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Yani böylesine bir gerginliğin aslında hiç yaşanmaması gerekirdi. Sevgili Hakan, bu işte 2007 seçimlerinden sonra özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde baş gösteren bir yarılma, bir kutuplaşma, bir kamplaşma sürecinin geldiği son nokta, son görüntülerdir. Hakikaten ülke yönetiminde bir gerginlik varsa sonuçta bu topluma da yansıyor ve toplumun gerginliğinin sorumlusu da ülkeyi yönetenler oluyor. Açıkçası ben bu kadar büyük bir oy yüzdesiyle iktidar olmuş Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiminin ülkeyi çok daha rahat, huzur dolu bir atmosfere taşıyabileceği inancındaydım başlangıçta. Çünkü o seçimlerin hemen ardından başbakanın yaptığı balkon konuşması hepimize böylesine bir gelecek umudu ve beklentisi vermişti. Ama maalesef o beklenti boş çıktı. Tam tersine ülke gerildikçe gerildi, karpuz gibi ikiye üçe ayrıldı. İşte dün akşamki manzarada geldiğimiz son durumu gösteriyor. Bunun bir an önce sona ermesi lazım. Seçim kampanyası sürecinde de çok sert üslupların kullanılması, hakaretlerin havada uçuşması, bel altı vuruşların inanılmaz boyutlara varması işte böylesine görüntülerin de tetikleyicisi, böylesine olayların da maalesef hazırlayıcısı oluyor. Çok üzüntü verici bunlar. Uğur Bey, ben iktidara ilk geldiklerinde, bundan 8 sene önce yuvarlak olarak öyle söyleyeyim, dinlesem, 3 çocuk yapmış olsam çocuklarım herhalde 7, 6 ve 5 yaşlarında olurdu. Ve ben bu çocuklarla oturup Star Haber'i akşam izlemiş olsam ya da herhangi bir haber kanalını izlemiş olsam başbakanın mitingdeki konuşmalarını, çocuklarım başbakanımızın, Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarındaki, işte onun beyninden beyin salatası olur ancak, porno kasetler var, bunlar böyle ahlaksızlar, Facebook denen şeyde her türlü şey dönüyor, topraktan çıkan şeyler tarihi eser değildir, sadece çanaktır, çömlektir, bu Bay Kemal'in son kullanma tarihi gelince gibi şeyleri duyduklarında benim çocuklarım ne olur? Sevgili Hakan, şimdi iktidardasınız. Bütün anketler sizin tekrar iktidar olacağınızı gösteriyor. Tabii sokakta dolaştığınız zaman konuştuğunuz insanlar size bir sürpriz beklentisi içinde olduğunu söyleyebilirler. Tabii seçimler sürprizlere de gebedir. Ancak şimdiki anketleri görüyoruz ki Adalet ve Kalkınma Partisi yeniden tek başına iktidar olabilecek bir oyu toplayacak. Hal böyleyken, bütün anketler sizi birinci parti gösterirken, iktidar işareti verirken, meydanlarda böyle çok sert üslupların kullanılması, gergin bir yüz ifadesi, yani Sayın Başbakan öyle bir izlenim veriyor ki kürsüden atlayıp sanki birisini dövecekmiş gibi bir izlenime sahip.
kayboluyorsunuz. Bunlar bana göre hiçbir zaman başvurulmaması gereken yöntemler ve konuşma biçimleri. Tam tersine çok rahat olmalı. Muhalefet tabii ki söyleyecektir. Muhalefetin görevi bu, eleştirmek ve vaat etmek. Zaten muhalefet eleştirmese ve vaat etmese nasıl iktidara gelebilir? Bunu da hoşgörüyle karşılaması gerekir Sayın Başbakan'ın. Ama tam tersi oluyor. İşte dün olan bir canı oldu ve bir koruma polisi şu anda ağır yaralı. Sağlığının ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Bugün bakacağız tabii. Çok çok acı. Bugün Diyarbakır'da da kritik bir konuşması var, bir ziyareti var Diyarbakır'a Sayın Başbakan'ın. Evet. İnşallah orada dileriz dünküne benzer olaylar ve görüntüler yaşanmaz. Evet, bir öğretmen emeklisi sıkılan gazdan kalp krizi geçirerek öldü ve koruma polisi de otobüsün arka kapısından yola yuvarlanıp galiba beyin kafatası travmayla ilgili bir bilgi vardı. Yani kurtulmuş olması mucize. Evet. Ağır yaralı olarak kurtulmuş olması mucize. O sürüklenirken açıkçası ben ekrana bakamadım sevgili Hakan. Evet, zaten stüdyoya döndüklerinde siz başka bir yöne bakıyordunuz, onu fark ettim ben. Evet, meydanlar böyle. Sonra çok tuhaf yöntemler kullanıldı bu seçim sürecinde. Şimdi önce MHP'yi baraj altına bırakmak için bütün anketlerde başlangıçta oy birliğiyle MHP baraj altında mesajı verildi. Ve böylece kamuoyunda MHP baraj altında kalacak, o halde oylarımızı boşu boşuna bu partiye vermeyelim algısı yaratıldı. Hesap şuydu: tabii milliyetçi muhafazakar eğilimdeki MHP oyları eğer bu partiye gitmezse gideceği tek adres Adalet ve Kalkınma Partisi olacak. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi de böylece anayasa değişikliğini yapabilecek ezici bir çoğunluğu meclise taşıyacaktı. Ancak bu işte bazı odaklarda yapılan hesaplar gerçeğe uymadı, sokağa uymadı. Ve ikinci yanlış da bu kasetlerin artık hangi odak tarafından hazırlanıp sunulduysa onu bilmiyoruz. İnternet yoluyla şantaj ve tehdit içeren görüntülerle birlikte yayınlanmasıydı. Bu tabii ki hesaplandığı gibi MHP'yi vurmadı, tam tersine MHP'yi mağdur konumuna düşürerek MHP'yi adeta bir kum torbasına çevirmek isteyenlerin tamam işte yakaladık bundan sonra tepeleriz diye umut edenlerin hesaplarını tamamen tersine çevirecek bir yükselişe götürdü. Evet. Şimdi dün ben Metropol şirketinin araştırmasını değerlendirdim ve Metropol şirketinin yöneticisini de dinledim. O aslında iktidara yakın ve daha önce iktidarın yaptığı araştırmalara önem atfettiği bir kamuoyu araştırma şirketi Metropol. Diyor ki YGS skandalı, tabii ki bu da çok önemli. YGS skandalının ortaya çıkması, iyi yönetilememesi, Ali Demir'in hala istifa etmemiş olması, bunlar hep AKP aleyhine yazdı. MHP kasetlerinde de toplum faturayı ilgisinin olup olmadığı henüz bilinmemekle birlikte, başbakan yoktur bizim bunlarla ilgimiz, o partinin kendi hesaplaşmasıdır, iş hesaplaşmasıdır diyor. Ama halk onun da faturasını Adalet ve Kalkınma Partisi'ne çıkardı. Metropol'e göre Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Mayıs ayında oy yüzdesi 5 puan düşerken Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy yüzdesi tam tersine 5 puan arttı. Şu anda 15'lerde gözüküyor. Adalet ve Kalkınma Partisi ise şu anda %42'lerde, aşağı yukarı 42 ile 45 bandında. Bu da kararsızların bu şekilde hareket edeceği varsayımıyla, belki bunun altına da düşebilir. Yani bu seçim sürecinde Adalet ve Kalkınma Partisi peş peşe yanlışlar yaptı ve bu nedenle Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi AKP oyları düşüşte, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi oyları yükselişte. Evet. Yılmaz Özdil de yazısında, bugünkü yazısında ondan bahsediyor. Yani işte bu şantaj kasetleri ters tepti. Aksine partiye oy kazandırdı. O zaman madem bu oy kazandırıyor, gelin kendi kasetlerimizi piyasaya sürelim diye bir yani öyle bir durum bölüm var. Ortaya çıkabilir sevgili Yılmaz. Bugün organizasyon tabii or dedikten sonra, yani Orgeneral Balanlı'yı kastederek ondan sonra getirdiği organizasyon yazısında bu benim söylediklerimi o kendine özgü muhteşem ironik üslubuyla
anlatmış, çok güzel anlatmış ve bundan sonra da diyor yani madem mağduriyet yaratıyor, halde kendi kasetlerimizi çıkaralım piyasaya şeklinde bir ifade kullanarak yazısına noktalıyor. Hı. Hakikaten Orgeneral Balanlı'nın tam seçim sürecinde tutuklanmış olması, eğer Türk Silahlı Kuvvetleri buna şiddetli bir tepki vermiş olsaydı, içten içe bir tepki olduğu muhakkak da kamuoyuna yansıyan gözle görülür bir tepki vermiş olsaydı, burada da bir mağduriyet durumu yaratılarak oradan da bir oy devşirme hesabını yapanlar olduğunu biliyoruz. Ama bu da ters tepti. Tam ters tepti. Türk Silahlı Kuvvetleri hiç sesini çıkartmadı ve mağdur konumuna Türk Silahlı Kuvvetleri düştü ki dün Sayın Bülent Arınç yaptığı konuşmada bu tutuklamalara karşı çıkıyor. Özellikle belli konumdaki kişilerin, belli görevdeki kişilerin kaçma ihtimalinin olmadığının da düşünülerek tutuklamaların serbest bırakılmaya dönüşmesi gerektiğini ve bunun faturasının da Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına çıktığını ifade ederek içinde bulunduğu sıkıntılı durumu anlatıyor. Evet. Ekolojik dengeye bakacak olursak, dün akşam Ankara Gölbaşı'nda yağan o acayip sağanak yağış Yavrucak Mahallesi'nde bulunan bütün lüks villaları sel sularına gömmüş. Birçok hayvan metrelerce yükseklikteki suların içerisinde kurtarılmayı beklemiş. İşte bu da bize çılgın projelerden önce altyapının çok sağlıklı bir hale getirilmesi, mevcut kentlerdeki projelerin çok sağlıklı bir şekilde çalıştırılması, yaşama geçirilmesi ve mevcutu garantiye aldıktan sonra ve çağdaş bir konuma getirdikten sonra çılgın projelere yönelme sırasının gelebileceğini anlatıyor. Evet, itfaiye ekipleri o sulara gömülen lüks villalardaki vatandaşları tek tek kurtarıyor. Fakat şimdi ne olacak yani? Tekrar o yerlere girilecek mi? Tekrar bir sağanak yağış başladığında insanlar ne korkacak İlhamur'da mı korkacak? Hemen işte o kanallar oluşuyor. Evet. Kanal Ankara mesela. Kanal Elmadağ. Evet. Değil mi? Ama bunun acısını da o bölgelerde çeken, yaşayanlar çekiyor. Şimdi İmanz Özden'in yazısını okurken bugün hemen sol tarafta sansürlü birkaç fotoğrafa denk geldim. Ne oluyor acaba yine diye baktım. 11 yaşında bir kız çocuğu Pınar. Dramı şu. Zannedersem 11 yaşındaki kız evi yemeği geç hazırladığı için balkondan babası tarafından atılıyor. Bir başka haber, Konya'dan 4 çocuk annesi bir kadın suçu halıya çiş yapmakta bu başlıkta. Küçücük çocuk halıya çiş yaptı diye maalesef baltayla öldürülüyor. Valla bunları biz gündeme geldiğinde elimizin tersiyle itiyoruz. Çünkü sevgili Hakan, ben kendi çocuklarıma seyrettirmeyi hiçbir zaman istemediğim bu tür aile içi faciaları, özellikle küçük çocuklara yönelik şiddet örneklerini ben başkalarının çocuğuna nasıl seyrettirebilirim? Bu nedenle arkadaşlarla birlikte zaten hemfikiriz. Bu tür haberler geldiğinde yani üçüncü sayfa haberlerini özellikle şu seçim sürecinde ekrana getirmemeye özen gösteriyoruz. Ayrıca bu Çorum'da yaşanan şiddet olayında, yani babanın kızdığı için 11 yaşındaki kızını birinci kattaki evin attığı olayda kızın annesinin de kredi kartı borcu nedeniyle hapiste olduğunu görüyoruz. Evet. Yani dram içinde dram. Çünkü kızcağız o yüzden yemek yapmaya çalışıyor. Garibim, patates kızartmaya çalışıyor. Yani dram içinde dram. Evet. Gerçekten de şimdi Türkiye'de böyle acı gerçekler varken, ekonomik sıkıntılar nedeniyle yuvalar dağılırken, kredi kartı borçları nedeniyle insanlar cezaevini boylarken, kalkıp böyle hayalleri zorlayan projelerden bahsedildiği zaman onlar işte insanlarda ters tepki de yaratabiliyor. Önce biz insanlarımıza şu ülkenin kaynaklarından sağlanan ulusal geliri hakça paylaştıralım. Önce insanlarımıza hak ettikleri eğitimi verelim. İnsanlara hak ettikleri çağdaş yaşam olanaklarını sunalım. Ondan sonra tabii ki Türkiye'nin çok büyük hedefleri olmalı. Tabii ki Türkiye hayal diyebileceğimiz projelerin peşinden koşmalı. Çünkü Türkiye gerçekten büyük bir ülke. Ama
maalesef hepimizi üzen, derinden yaralayan bu büyük ülkenin, güçlü kaynaklarına sahip olan ülkenin insanlarını nasıl huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşatamadığı. Sorun burada. Bir şey merak ediyorum. Hani araba kullanmak için, birçok şeyi kullanmak için ehliyet gerekiyor. Ehliyet için bir sınava tabi tutuluyorsunuz. Hatta sınav iki tane, bir sözlü bir de işte direksiyon sınavları falan oluyor. Daha sonra o sınavları atlatırsanız tamam diyorlar, bunun motosiklet, bisiklet ya da tekne veya kamyon veya işte ticari araç veya otomobil kullanmaya hak kazanmıştır. Al ehliyetini, rahat rahat kullan ama trafik kurallarına da uy gibi bir şey çıkıyor. Şimdi her önüne gelen evlenip çocuk yapıyor, o çocuklar mahvoluyor, daha sonra o çocuklar büyüyor travmalarla. Hakan'cığım, şimdi böyle bir ailede anne kredi kartı borcu nedeniyle cezaevinde, baba alkol bağımlısı. Şimdi bu ailenin 3 çocuk sahibi olması durumunda ortaya çıkabilecek trajik görüntüleri, boyutları düşünebiliyor musun? Tabii yani. Yani evde tek çocuğa yetecek gelir yok. Zira baba sorun... Ne yazık ki bu tür aileler çok çocuklu aileler haline geliyor. Evet. Tabii benim hani diğer konuda da biliyorsunuz, baltanın sapıyla çocuğun kafasına vurarak öldürmüş annesi. Yani bazı kişilerin çocuk yapma ehliyeti olmalı diye düşünüyorum. Hani çok rahatlıkla çocuk yapılamamalı yani. Yapılmamalı. Yani Türkiye'de son dönemde yönetim eliyle şiddet uygulanması. Yani YGS'ye karşı çıkan çocukların üzerine biber gazı sıkılıyor. Tazikli su sıkılıyor. Efendim işte Karadeniz'de dün Hopa'da olduğu gibi hidroelektrik santrallarına, HES'lere karşı çıkanlar neredeyse düşman güçler gibi hedef haline getirilip onların üzerine biber gazı, tazikli su, işte havaya sıkılan kurşunlar bu şekilde. Yani insanlara protesto etme haklarının kullanılabildiği ve bunun da belli bir alan içinde sağlandığı bir ortamda bu tür taşkınlıklar, bu tür gerginlikler yaşanmaz diye düşünüyorum. Yani insanlar seslerini çıkaramıyorlar, insanlar protesto haklarını kullanamıyorlar. Anayasadan aldıkları bu hakkı kullandıklarında ya şiddetle karşılaşıyorlar ya da cezaevini boyluyorlar ya da ikisi birden oluyor. Şimdi toplumda bu tür şiddeti artık yaygın olarak kullanılmaya başlandığını gören şiddete eğilimli insanlar da kendi özel dünyalarında bu şiddeti rahatlıkla uyguluyorlar. Şiddet görüntüleri bunlardaki şiddet potansiyelini tetikleyici etki yapıyor, harekete geçiriyor ve onlar da işte karısını, çocuğunu şiddet uygulayarak ya hastanelik ediyorlar ya da işte kendileri daha sonra cezaevini boyluyorlar. Böyle bir toplum açıkçası son derece tehlikeli ve son derece huzursuz bir toplumdur. Tehlike içindedir bu toplum. Evet. Bir de seçim meydanlarından bir enstantane dün iletecektim size. Zamanımız kalmamıştı. Bugün iletmek istiyorum. Sayın Başbakan konuşurken bir ara elinde zannedersem iPad. Evet. Bunu halka gösterip bütün öğrencilere bu elimde görmüş olduğunuz elektronik kitaptan vereceğiz dedi, dağıtacağız dedi. Ya ben pahalı diye halen alamadım Uğur Bey kendimi ondan. Yani 2000 lira falan. Sevgili Hakan, ataması yapılamayan binlerce öğretmen var. Önce şu öğretmenlerimizi bir atayalım ve şu anda taşımalı eğitim dediğimiz sistemin nasıl uygulandığını geçen gün Ardahan'dan çektirdiği fotoğraflarla Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Başkan Vekili Muharrem İnce arenada ekrana getirdi. Evet. Yani çocuklar at arabasıyla gidiyorlar. Evet, atıyla giden var, at arabasıyla giden var. Yani bununla ilgili deyimler var, bunları kullanmak istemiyorum. Ama yani ülke gerçeklerine uygun söylemler ve
ülke gerçeklerini ve sorunlarını ortadan kaldıracak icraatlar yapmak yerine bol keseden üfürmek hakikaten insanlarda artık olumlu değil, tam tersine olumsuz etki yapıyor. Vallahi iPad vereceklerine bir mousepad de verebilirler, bize yeter yani, ya da pad de verebilirler yani. Ama yani o çok, ben yani hani şimdi ekonomik durumum kimse bilmez ama yani çok popüler bir DJ olduğum için tahmini olarak aldığım para. Arkancığım işte, bir taraftan iPad veriyorsun, öbür taraftan internet yasakları getiriyorsun, sansür anlamına gelecek filtreler kullanmayı gündeme taşıyorsun, oluşan tepkilere TÜSİAD başkanı bile olsa hakaret anlamında çok böyle aşağılayıcı ifadelerle suçluyorsun, yanıt veriyorsun. Bunlar olacak şeylerdi. Tabii. iPad dünyasında bunların olmaması lazım. Belki de hani daha ucuza mal edilebilir. Your pet. İçinde yapılır. Belki böyle halledilebilir ama yine de maliyeti yüksek şey, cihazlar onlar ya. Tabii. Evet. Eğer böyle yaparsan, her şeyi kısıtlarsan bireyin özgürlüklerini hakikaten kuşatır da bunun dışına taşarsan, seni biber gazı ve tazikli su bekliyor, o da yetmezse cezaevi bekliyor dersen, iPad kara tahtadan başka bir anlam ifade etmez. Peki benim beynimden de beyin salatası yapmadan kapatayım ben bu konuyu. Bey. Ben hiç yap bazı şeyleri. Peki. Size iyi bir çarşamba, iyi bir Haziran ayı diliyorum size ve ekibinize. Vallahi hava kötü bile olsa sonuçta yazdır ve yazın çok kısa, gelip geçici, uçucu bir mevsim olduğunu unutmadan her gününü, her saatini, her dakikasını sindirerek yaşamak lazım. Evet, aksi takdirde yine o Murat Anlunga'nın dizelerini söyleriz. Bir yaz daha geçti hiç anlamadan, oysa yapacak ne çok şey vardı ve ne kadar az bir zaman. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum ve sevgiyle kalın diyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.